Ülkelerin dış politikaları ülke menfaatlerinin üzerine kuruludur. Hükümetlere ve kişilere göre gündelik değişiklikler göstermemelidir. Uluslararası saygınlık, ülkelerin dış politikada izledikleri siyasetle doğru orantılıdır. Türkiye, binlerce yıllık devlet geleneği ve tarihi birikimine rağmen, özellikle son dönemde dış politikada zigzaklar çizen, bir gün önce doğru kabul ettiğini bir gün sonra reddeden, komşu Müslüman devletlerde güvenilirliğini kaybeden, aktif politika adı altında ajan ülke konumuna sürüklenen bir ülke durumuna getirilmiştir. Bu hal ancak uydu devletlerde görülebilecek bir dış politikasızlıktır. Çok kısa bir süreç içerisinde yaşanan birkaç gelişme bu iddiaların ispatıdır. Libya konusunda NATO müdahalesine kesinlikle karşı olduğumuz belirtildikten birkaç gün sonra İzmir, Libya'ya yapılan müdahalenin karargahı yapıldı. Suriye ile içli dışlı, ailevi dostluklar seviyesine kadar ilerletilen ilişkiler bir anda ters döndü. Batılı ülkeler dahi Suriye'ye ambargoyu onaylamazken Türkiye tek taraflı ambargo başlattı. İran'a karşı yaptırımlara Birleşmiş Milletler nezdinde Brezilya ile birlikte karşı çıkılırken birdenbire Malatya'da radar üstleri kuruldu. İsrail'e one minute denirken Mavi Marmara hesabı sorulacak yerde İsrail'e düşman olan Müslüman ülkelere kaba dayılık yapılmaya başlanıldı. Avrupa Birliği'ne verilen bunca tavizden sonra üyelik konusunda bir arpa boyu yol alınamadığı görülünce bir anda AB gündemden çıkarıldı, verilen tavizler güme gitti. Türkiye'ye sempati besleyen birçok Müslüman son yapılan politikalarla hayal kırıklığına uğratıldı. Fransa'ya yaptırımlar diye naralar atıldıktan sonra bu konuda elle tutulur bir faaliyette bulunmak bir yana bu konuda soğutulmuş, geri çağrılan elçimiz de sessiz sedasız Fransa'ya gönderilmiştir. Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak Libya konusunda 125 bin insanımızın ekmeğiyle oynanmış, milyarlarca dolarlık ihaleler heba edilmiş, Libya petrolleri Fransa ve yandaşlarının cebine akmaya başlamış Türkiye büyük bir maddi kayba uğratılmıştır. Suriye ile artan ekonomik ilişkiler çerçevesinde Türkiye karlı bir ihracat artısı elde ederken bu gelirinden de vazgeçmiş, sınır boyundaki insanımız da sıkıntıya sokulmuştur. Görüldüğü gibi dış politikada atılan adımlar hem siyasi hem de ekonomik menfaatlerimiz açısından ters düşmektedir. Kısa bir dönemde gelişen bu zıtlıklar eğer kişisel ikbal elde etme kaygısıyla ve birilerine şirin gözükmek amacıyla yapılıyorsa devletin varlığı ve geleceği açık tehdit altında demektir. Hükümetin dış politikasını temsil edenler bütün bu yapılanları izah etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi menfaatleri doğrultusunda bu tezatların yaşandığını açıklamak zorundadırlar. Türk dış politikası aziz milletimizin tarihi misyonuna uygun ve aydınlık geleceğine yönelik olmalıdır. Bağımsız Türkiye Partimiz tam bağımsız bir dış politikanın savunucusudur. Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu, BTP Genel Başkan Yardımcısı.